herkese. Geçtiğimiz günlerde Huawei'in Bodrum'da gerçekleşen lansmanında Huawei GT 3 Pro'nun yanında Huawei Fit 2 de tanıtılmıştı. Yenilenen tasarımı ve eklenen özellikleriyle beraber 20 Haziran'da satışa sunulacak ve artık akıllı saat kategorisine girecek Huawei Watch Fit 2'yi şimdi videomuzda detaylıca inceleyelim. Daha öncesinde benim de kullandığım akıllı bantlar, bileklikler tarafındaysa ben Fit Elegant'ı ve Fit Mini'yi kullanmıştım. Oldukça güzel bir deneyim yaşamıştım. Bu saatte de 3 günlük bir kullanım deneyimi yaşadım ve sizlere tek tek detaylarından bahsedeceğim. Tasarım tarafından başlayalım öncelikle. Saati elime aldığımda ilk söylemem gereken 26 gramlık çok hafif bir ağırlığı olduğu, aynı zamanda da yine ince bir tasarımı mevcut. 1.74 inçlik bir AMOLED ekrana sahip ve bir önceki modeline göre %18 daha geniş bir ekranı var. Yani bu da uygulamalar arasında daha böyle geçişlerinizin daha kolay olabileceği anlamına geliyor. Yan tarafındaysa bir düğmemiz var. Bu düğme işte arayüze gitmemizi, arayüzden saat kadranına geri dönmemize sağlayan bir düğme. Saat kordonundan da bahsedecek olursak bizim modelimiz şu an Elegant modeli. Mıknatıslı bir yapısı var ve böyle takıp çıkarmakta hiç zorlanmıyorsunuz. Bu modellerin böyle hani birazcık da silikon kordonları olan taraf var. Bazen leke bırakabiliyor ama bunun daha böyle bir şık tasarımı olması ve leke tutmayacak olması bence gayet güzel. Bize gelen modelde bu şekildeydi. Tasarımdan bahsetmişken biz de Elegant kordon olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda bu saatin aktif ve klasik modelleri de var. Onlara da göz atabilirsin. Teknik özellikler tarafına bakacak olursak 26 gramlık bir ağırlık, 1.74 inçlik bir AMOLED ekran, 336'ya 480 piksellik bir çözünürlük, tipik kullanımda 10 günlük, yoğun kullanımda 7 günlük bir batarya süresi, Android 6 ve üstü sürümü, iOS 9 üstü sürümüne uyumluluk ve 50 metrelik su geçirmez özelliği bulunuyor. Teknik özellikler de bu şekildeydi. Huawei bu saatleri tasarlarken pil süresine gerçekten oldukça önem veriyor. Saati taktığınızda pilini unutuyorsunuz. Ne zaman şarj edeceğinizi unutuyorsunuz. O kadar uzun süre dayanıyor. Eğer çok çok yoğun kullanıyorsanız tabii bu kullanım süresi biraz daha azalıyor. Ama pil süresi bence gayet yeterli. Ekranı da gün ışığında rahatlıkla görebiliyorsunuz dedikten sonra biraz da spor ve egzersizlere değinelim. Huawei spor ve egzersiz modunda rakiplerine kıyasla gerçekten çok fazla önde. Yine içerisinde 97 tane egzersiz modu ve analizi bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan PT sayesinde egzersiz modlarını animasyonlu bir şekilde sizlere sunuyor. Yani eğer bir spor salonuna gitmeye üşeniyorsanız, oraya para vermek istemiyorsanız ve evde spor yapacak bir alanınız varsa üçüncü uygulamalara gerek kalmadan bunları saatinizin içerisindeki egzersiz modlarıyla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evinizde sporunuzu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bence gayet güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Onun üzerine bir de ekleyeceğim koşu parkurları ve egzersizleri. Yine koşu parkurlarındaysa dilediğiniz gibi eğer yağ yakmak için koşuyorsanız, temel bir koşuysa ya da yürüyüşse, aralıklı koşuysa bunları sizlere tek tek programlıyor. Bu uygulamaların hepsini Huawei Health içerisinde daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamanın içerisinde kendinize bir program tasarlayıp bunu saatinizin üzerinden de yönlendirebilirsiniz. Egzersiz modlarından kısaca bu şekilde bahsettim. Şimdi biraz da saatimizin sağlık tarafına gelelim. Sağlık tarafında Turistin 5 sayesinde sizlere nabız ölçümü, kandaki oksijen oranınızı, uyku takibinizi, stres seviyenizi tek tek analiz ediyor. Aynı zamanda saatimizin sağlık tarafındaysa bir de döngü takibi ve benim en çok sevdiğim nefes egzersizleri bulunuyor. Nefes egzersizlerini gerçekten saat anlattığım her videomda bahsetmişimdir. Çünkü böyle bir stres anı yaşıyorsanız ve o an nefes egzersizleri çok fazla işe yarıyor. Bu yüzden bence bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ben çok seviyorum nefes egzersizlerini. Aynı zamanda bu uyku analizlerinizi, nabız ölçümünüzü gibi farklı farklı sağlık uygulamalarını Huawei Health uygulamasından tek tek analiz edebilir ve hayatınıza bu şekilde daha düzenli bir yol çizebilirsiniz dedikten sonra birazcık da bağlantılar kısmına gelelim.
Bluetooth ile bağladığınız telefonunuza telefon görüşmesi, arama cevaplama, aradığınızda eğer o telefonu şu an açamıyorsanız, meşgulseniz, müsait değilseniz karşı tarafa kısa cevaplarla mesajı yollayabilirsiniz. Birazdan biz de Alp'le size bir önceki videolarımızda olduğu gibi hemen bir arama simülasyonu gerçekleştireceğiz. Araya bir yere girer büyük ihtimalle. Alp'le yapacaktık ama son dakika vazgeçtik ve Bahar'la yapmaya karar verdik. Şimdi beni Bahar arayacak. Bahar arıyor şu an. Şimdi açıyorum. Alo. Alo Beyza, ne yapıyorsun? Evet, videodayım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, ben de sesin çok iyi geliyor. Senin de sesin çok iyi geliyor bu arada. Bakayım, biraz kısayım. Biraz yükselteyim. Harika. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol. Arama simülasyonumuz da bu şekildeydi. Birazcık da bildirimlerden bahsedelim. Bir mesaj size geldiğinde gayet uzun mesajları da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bence bu yine çok güzel bir artı. Zaten ekranımızın geniş olması da bu mesajları rahatlıkla görebilmemizi sağlıyor. Huawei Health üzerinden de hangi uygulamadan bildirim almak istiyorsanız buradan düzenleyebilirsiniz. Belki Instagram'dan bildirim almak istiyorsunuzdur ama WhatsApp'tan bildirim almak istemiyorsunuzdur. Yine Huawei Health uygulaması burada önemli bir yere sahip. Uygulamanın içerisinde istediğinizi düzenleyebilirsiniz. Sağlık uygulaması da demişken, şimdi buraya bastığımızda üzerine uzunca saat kadranları arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda buradakileri beğenmeliyseniz ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız Huawei Health uygulaması üzerinden saat kadranlarına göz atabilirsiniz. Gerçekten çok fazla saat kadranını buluyor. Kendi modunuza göre istediğinizi özelleştirebilmeniz bence çok tatlış bir durum olduğunu söyleyebilirim. Birazcık da kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Ben bu saati neredeyse bir 3 gün kullandım ve 3 gün boyunca bana gerçekten çok güzel anlar yaşattı. Gayet rahat bir şekilde sesim karşı tarafa iletilebildi. Mesajlarımı rahatlıkla görebildim. Bence bir saatte olması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hafif olmasının avantajı da bileğinizde böyle bir ağırlık yapmaması. Yani kolunuzda olduğunu unutuyorsunuz ve bataryasının da çok uzun süreler gitmesi sizlere gerçekten güzel bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Gelelim fiyatlara. Peki bu fiyatlar nasıl? Yine şu an önünüze bir ekran geliyor. Ekranda gördüğünüz fiyatlar, siyah modeli 2299 TL, pembe modeli 2299 TL, beyaz modeli 2699 TL ve gümüş modeli ise 2999 TL olarak piyasaya satışa sunulacak. Bunu da bilgisini verelim. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir önceki saat incelerimizi izlemek istiyorsanız ya şu tarafta olacak ya şu tarafta, tam emin değilim. O taraftan izleyebilirsiniz. Beğenilerinizi eksik unutmayın. Saati beğendiyseniz de yorumlarda görüşelim, konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.